Merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Uzun 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 bir aradan sonra sizlerle tekrar bir arada olmak gerçekten beni heyecanlandırıyor. Bu kadar uzun süredir aslında video atmamın en büyük nedenlerinden biri bir final haftamın olmasıydı. İki, kendimi kamera karşısına geçecek motivasyonu tam olarak içimde bulamadığımı fark ettim. Sanırım verimsiz dönemlerimden birine geçtim. Çünkü tek odaklandığım nokta finallerim ve not ortalamamı çok yüksek kapatmaktı. Umarım şu an çok iyi gidiyor. Umarım son sınavlarım açıklandığında da not ortalamam iyi olur. Aslında birazcık geç kalınmış bir video. Bir takipçim tarafından 15 saatinde izlenecek dizi film önerileri istemişti. Ben de bunu çekeceğime dair söz vermiştim. Fakat dediğim gibi bir türlü motivasyon bulamadım. Sonra dedim ki neden sadece 15 tatiliyle kendimi sınırlandırıyorum ki? Genel anlamda bir dizi film önerileri çekeyim. Eğer beğenilirse ikincisini de çekerim. 3'ü, 4'ü, 5'i istediğiniz kadar çekerim. Çünkü çok fazla dizi ve film izliyorum. Bu videoda genelde çok güvendiğim filmleri koymaya çalıştım. Bundan sonra eğer bu videonun serinin devamı gelecekse zaten hepsi güvendiğim filmler ve diziler olması gerekiyor. Eğer bu videonun devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi unutmayın diyorum ve hızlıca başlıyorum. Bir filmle başlamak istiyorum. Sanırım Türk yapım olarak beğendiğim, aşırı 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 beğendiğim filmlerden biriydi. Böyle gülmekten, böyle kalmaktan karnıma ağrılar girdiği filmlerden biriydi. Türk yapımlarda komedileri seviyorum. Bunlar kaliteli komediler. Bu gerçekten Türk yapımı mı diye düşündüğüm olmuştur filmde. Bahsettiğim film Ölümlü Dünya. Absürt komedi olarak geçiyor ve ben aşırı beğendim. Aşırı aşırı beğendim. Hatta bunu bir videomda da bahsetmiştim. Bir hoşça kal videosunda ama hangisi olduğunu inanın hatırlamıyorum. Ölümlü Dünya'yı izlediğimden beri bana film öner diyen herkese Ölümlü Dünya'yı öneriyorum. Çünkü gerçekten çok beğendiğim aşırı güzel bir absürt komediydi. Bir dizi bir film olarak gidelim diye düşündüğüm için sıra dizimizde. Dizi olarak tabii ki Doctor Who'yu önereceğim. Doctor Who benim aşırı sevdiğim ve aşırı beğendiğim dizilerden biri. Gerek kalitesi gerek konu bakımından aşırı hoşuma gidiyor. Böyle bazı bölümleri nefes kesiciyken bazı bölümleri birazcık düşük olabiliyor. Bu her dizide olduğu gibi böyle yükselip inen bir dizi. Ve bu çok uzun soluklu bir dizi. Ama şunu söylemem gerekiyor ki eğer başlamak istiyorsanız birinci sezondan başlayıp son sezona kadar izlemek zorunda değilsiniz. Böyle aradan bir tane açıp izleyebilirsiniz. Çünkü öyle bir dizi. Konular birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı ilerliyor. Sadece sezonlar değiştikçe doktorlar değişiyor. Doktorlar da zaten dizide göreceğiniz doktorlar diyeceğim. Bir diğer filmim ise eğer suç ve polisiye seviyorsanız bu filmi sevebilirsiniz. Ben çevremdeki çoğu insandan bu filmin muhteşem olduğunu duydum. Önerdiğim herkes çok beğenerek izledi. Zaten başrolünde de Zac Efron oynuyor. Ted Bundy. Soyadını yanlış okuyor olabilirim. Olabilirim ama emin değilim. Bu bir gerçek suçlunun hikayesi. Filmin başından sonuna kadar deyip böyle nefesinizi tutuyorsunuz ve izlemeye devam ediyorsunuz. Gerçekten ne oluyor, nasıl oluyor, niçin oluyor diye düşünürken bir anda filmin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Film o kadar güzel akıyor ki yani herkesin oyunculuğu o kadar iyi ki. Lily Collins'in, Zac Efron'un o kadar iyi olabilir. Ve bu bir gerçek hikayeden uyarlandığını duydukça da böyle bir kanınız donmuyor değil şahsen. Ama kesinlikle izlemenizi öneririm. Tabii eğer yaşınız 16'yı geçmişse. Çünkü bence içinde korkutucu öğeler vardı. Yani ben 16 yaşından küçükken bunu izleseydim biraz tırsabilirdim. Gelelim bir diğer dizime. Bu diziyi daha yeni yeni, taze taze, sıcak sıcak bitirdim desem yeridir. Bu bir İstanbul'un Fethi filmi desem ve Netflix yapımı desem aklınıza direkt bu gelecektir. Çünkü son dönemin aşırı meşhur dizilerinden biri oldu. Herkes bu diziyi izliyor. 6 bölümlük mini bir dizi. 40 dakikalardan oluşuyor her bölüm. Diziyle ilgili şunu söyleyeceğim. Ben görüntü açılarını, kalitesini vesairesini çok beğendim. Her şeyle çok güzeldi. Bence oyunculuklar da çok efsaneydi. Hatta çocuğun adını yine unuttum ya. Başroldeki Fatih rolündeki çocuğun ben böyle bir rol yapabileceğini düşünememiştim. Yani o çocuk bana çok bebeksi geliyordu. Meğerse istediğinde bir sultanı, bir padişahı da canlandırabiliyormuş. Oyunculuk böyle bir şey olmalı. Tek böyle hani şüphe uyandırıcı ve sizin sevip sevemeyeceğinizi düşündüğüm nokta şu olabilir. Eğer belgesel sevmiyorsanız, böyle film tadında aksın diyorsanız yanlış film olabilir. Ama belgesel de hafiften seviyorum, beni rahatsız etmez diyorsanız bence diziyi sevebilirsiniz. Herkesin bence bilmediği noktalar olduğunu %100 eminim. Çünkü
ben Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini işte okul dönemlerimde Fatih filminde falan böyle bayağı bildiğiniz deli gibi araştırıp bakmıştım. Böyle olduğunu bilmiyordum. Bu sefer ünlü tarihçiler tarafından da bakılarak yapılmış. Ve dizinin en sevdiğim yanlarından biri hani Osmanlı'yı yüceltmemiş. Sadece Osmanlı yok işte Romalıları da Bizans'ı da yüceltmiş. Yani ikisinin de olumlu ve olumsuz taraflarını objektif bir şekilde göstermiş bize. Kim kaybetti, kim kazandı diye. Bu beni çok mutlu etti. Gelelim bir diğer filmimize. Herhalde bu filmi direkt bahsedip geçsem herkes izlemiştir diye düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz izleyin çünkü aile arasında çok iyi. Böyle Engin Günaydın'ın, Demet Evgar'ın oyunculuğu zaten kahkahalarla böyle izlediğiniz filmlerden biriydi. Çok beğendim. Gülse Birsel'in kalemi mükemmeldi. İzleyin ya. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Çünkü izlenecek bir film. Yani güldürmek için izlenecek ve aileyle izlenebilecek filmlerden biri. Sezondur ilgiyle izlenen ve herkes tarafından tişörtleri giyilen bir dizi desem. Evet. Kesinlikle hepimizin aklına bu gelmişti zaten. Çünkü gerçekten güzel bir dizi. Böyle akıyor. Ben iki sezonunu izledim. Son sezonunu hala izlemedim ama izleyeceğim. Aklımda. Yani konusu bakımından, her şey bakımından mükemmel olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bence yaz tatilinde bir şans verilip izlenebilecek. Ya da 15 tatilinde mi? Bence boş zamanlarda böyle bir bölüm akacak dizilerden biri. Hatta bazen kendinizi tutamıyorsunuz. Ya bu bir bölüm yetmedi bana, bir ikiyi de patlatayım falan yapıyorsunuz. Şimdiki önereceğim film bazıları tarafından çok beğeniliyor, bazıları tarafından hiç beğenilmiyor. Benim açımdan çok beğenilenler tarafında. Yok artık. Bunun biri ve ikisi var. Ben birine bayılarak izlemiştim. İkincisini de gayet güzel bir şekilde izledim ama biri kadar kaliteli ve şey değildi. Çünkü hani bekliyordunuz sonunu. O yüzden biri daha kaliteli ve daha güzeldi bana kalırsa. Ama eğer izlemek isterseniz bir ve iki filmi var. Çok beğendiğim yine bir Demet Evgar filmlerinden, Demet Evgar'ın da olduğu filmlerden biriydi. Bu dizinin ismini okumakta bir tık sıkıntı yaşıyorum. Anla diyeceğim ve size görselini göstereceğim. Bu film, daha doğrusu bu diziyi sadece bir bölüm izledim. Gerçekten söylüyorum. Bir türlü vakit bulamadım. Finallerden önce izlemiştim. Ama bu videoyu çekeceğimi bildiğim için bu diziyi eklemek istedim. Kendimesine diziye o kadar güveniyorum ki, birinci bölümde beni bu kadar etkileyen bir dizi benim yüzümü kara çıkartmayacaktır diye düşünerekten bunu da ekledim. Bu dizinin daha sonra çok uzun detaylı bir videosunu çekmek istiyorum. Tabii siz de isterseniz. O yüzden de tabii ki bana aşağıya yazmanız gerekiyor. Gelelim listemin son filmine. Benim yabancı dizi izlememe vesile olan ve hayatım boyunca böyle en sevdiğim şeylerden biri olan Merlin. Çok seviyorum. Yuvarlak Masa Şövalyelerini, Kral Arthur'u. O dönemi, zaten ben dönem insanıyım. Dönemleri çok seviyorum. Ve bu videoda onun da olmasını istedim. Ben Merlin'i çok severek izlemiştim. Eğer sizin de birazcık da olsa Kral Arthur efsanesine, Yuvarlak Masa Şövalyesine, Merlin'e inancınız varsa ki Harry Potter severler Merlin'i bilir. Merlin'in sakalı desem. O yüzden bence bu diziye bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Filmden geldikçe çok kısa kısa hızlı hızlı konuşmaya çalıştım ama benim kısa konuşmalarımı biliyorsunuz artık diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, eğer gerçekten bana destek olmak istiyorsanız bir arkadaşınıza abone etmeyi lütfen unutmayın. Gelecek diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalımda bir çekiliş var, hala devam ediyor. Linkini şuralara bir yerlere koydum. Oradan da o çekişe katılmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Başka videoda görüşürüz. Bay bay. Open up, open up.